Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun arkadaşlar ve uymayanlar da evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Hep şunu söylüyorum, her zaman da böyledir zaten aslında. Hayatta mücadelesiz de geçmiyor, sınavsız da olmuyor. Bir şekilde hepimizin derdi birbirine de uymuyor. Siz yüreğinizdeki konulara odaklanarak dinleyebilirsiniz diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle gördüklerimi size de gösteriyor olacağım. Kocaman bir yani yüreğinizde ciddi anlamda bir sıkıntı, yarası, izi, çukuru artık o neyse bir eyvah diye paniklediğiniz bir haber alınmış diyebileceğimiz bir görsel var orada. Şimdi şöyle ki bir kişiyle karşılıklı bir konuşmanız var ve bu kişinin kafası kapalı. Yani aslında hiçbir şekilde anlattığınızı anlamamak üzerine kuruldu zaten. Direkt kapatmış. Yani sizinle konuşuyor ama zaten dediklerinizi duymamaya şartlı gelmiş. Kendi bildiğimi okuyacağım diyor. Ne dersen de yani aslında. O yüzden birisiyle çok net zıtlaşmanız var burada. Ve bu zıtlaşmayı da açıkçası şöyle değerlendiriyorum. Gerçekten de bir çözüme ulaşamazsınız diyorum. Çünkü zaten kişi kendisi şey yapıyor burada. Ne diyelim ona? Sıkıntı ettiğini görüyoruz da çok da size taviz vermeyecek. Sonrasında bir konuşma yapıyorsunuz burada. Şimdi bu konuşmayı şöyle düşünün. Gerçekten yani arkadaşlar bir konuşma yapıyorsunuz ve bu konuşmada bir yere bağlanamamış. Şimdi sizin de inadınızı kabartmış bir insan. Resmen duello gibi. Sen inatsan ben inadım dediğiniz aslında çok da bir yere bağlanamamış. Bakar mısınız? Son 2 ayınız resmen sıkıntılı geçmiş. Yani bir yere bağlanamayan konular, tartışma ve karamsarlık hakim diyebileceğiniz bir durum içerisindesiniz. İki kişi şurada konuşuyorsunuz. Üçüncü kişi olarak da aşağıda kalmış. Bakalım ne yapacaklar diyorlar. Şimdi sizin hayatınızda destekleyeniniz elbette ki var. Karşı tarafla alakalı da arkasından destek aldığı kişiler elbette ki var. Özellikle sizin mesela iki kişi olduğunuzu görüyorum. Karşı tarafın ise sanki o iki kişiye de bağlı, o da iki kişiye bağlı diye böyle sülalecek kendilerince bir tuhaf diyorsunuz. Yani ne gereği var ki diyorsunuz burada. O yüzden de bir yoğunluk aslında birbirine bağlı uğraş öyle diyebiliriz. Türkçesi sen iş yerindesin. Aslında muhatap olduğun kişi müdürün. Müdürünün amiri amirinin diye uzayıp gidiyor. Ya ne gereği var diyorsun ya. Niye bunlar karışıyor ki? Benim işim seninle kardeşim. Sen niye arkadan ki? Niye arkanı topladın da geldin bu kadar yani? Ne gereği var sonra? Onlar konuyla alakası bile yok. Dediğim bir şeymiş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi iki kişi kafa kafaya vermiş konuşmaktasınız. Bu hafta bu konularla alakalı artık bir şeyler geride kalsın yeter dediğiniz bir süreç. Hakikaten de arkadaşlar bir arabaya binip hani şey gibi gidesiniz geliyor. Bir uzaklaşma yaşamak istiyorsunuz. Kesinlikle toparlarsınız onu söyleyebilirim ama netice itibariyle sizin hayatınızda yeter diyeceksiniz ya yeter yani bunun daha ötesi yok. Şimdi boş konuşulacak bir haftaya hazırlıklı olun. Bakın şimdi bir şeyler duyacaksınız tamam mı? Mesela bunu şey diyebiliriz arkadaşlar. Hani ayın birinden sonra başlayacak tamam mı? Öyle düşünün. Hani Ağustos olarak değerlendirin bunu. Şimdi zaten ne yapacaksanız ah bir boş konuşmalar var ki anlatamam. Her neyi düşünüyorsanız öyle bir şey ki ne diyelim ona? Hani yani hakikaten boş boş başka hiçbir şey değil. Bomboş. Hiçbir şekilde takılmayın öncelikle onu söyleyeyim size.
Sonra bu takılmayacaksınız keza bir yere bak. Burada da güzel iki tarafta, daha doğrusu bence sen bir çiftsin. Senin hayatında bir çiftle alakalı, buna ilişki bazlı düşünüyorum ben. Bu ilişkide senin hayatında rahatladığın bir sürece doğru gidiyorsun. Oh be diyorsun. Yaşasın diyorsun. Resmen atlattım ben bu süreci. Geride kaldı bu süreç benim için der gibi çıkmışsın. Ve tabii ki de şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Yani her şeyden önce gerçekten siz kendinize güveniyorsunuz arkadaşlar. Yanınızdaki insan, çift olarak çıktığınız kişiyi sakinleştirmeye çalışıyorsunuz burada. Yani bariz derecede burada sakinleştirmeye çalıştığınızı görüyorum. Hakikaten ya. Buna başka daha ne denilirdi ki zaten dedim resmen. Şimdi şöyle bir şey var. Siz değil de yanı başınızdaki insan çok gerçekten milletin dediğine takılı kalıyor ya. Kalbi hep yarım kaldığını görüyorum. Bir şeyler uzatıyorlar ona. O hep ikna oluyor gibi. Şuradaki 3 rakamına bakın, 13 yazıyor. 13, hatta 3 desek sadece olur. Sizin bak, şimdi bak, sırtına taşıyorsun. Aynen öyle. Yani arkadaşlar, şimdi sizin yanınızda birisi var. Siz bir çiftsiniz. Bir çift beraberlik yaşadığınız, işte eşiniz, dostunuz, evladınız belki, bilmiyorum ama neticede onu kendi sıkıntılarını daha çok siz böyle hadi şöyle yapalım, dur hadi bak böyle yapalım der gibi çıkmışsınız. Bu sebepten dolayı da şey hali var. Ne diyelim ona? Diyorsunuz ki tamam, ben seni sakinleştireceğim. Hakikaten de hiçbir derdiniz yokmuş gibi bir de onu sırtlanmışsınız. Şimdi sırtlandığınızı görüyorum. Baya baya sırtlanmışsınız şeklinde görüyorum. Eylül itibariyle de artık daha sakinleşmiş ama biraz belden altı yok gibi çıkıyor. Bu da tamamen kendisini size bıraktığı anlamına gelir. Siz de diyorsunuz ki yani ne yapayım, işte o da benim kaderim. Hani annem değil mi, eşim değil mi, evladım değil mi, ne yapayım der gibi çıkmışsınız. Çok net sırtınızda taşıdığınız insanla beraber şey durumu var, yani onu söyleyebilirim. Bir rahatlama durumu söz konusu mu? Gözünüz aydın. Eylül itibariyle kalmaz. Çünkü zaten herkesin boş konuştuğu ve artık elde ettiğiniz süreç sonrasında şey diyorsunuz zaten. Tamam, ben bunu böyle yapacağım diyorsunuz ve sırtınızı almışsınız. Sen de gel bakalım. Hani böyle birazcık sanki düdük var elinizde. Trafik amiri gibi, polisi gibi. Sen dur, sen geç, sen bunu yap, sen bunu yap. Birazcıklar, yani birazcık yükler sizdeymiş. Hani birazcık böyle sizi insanlar artık tanıdıkları da için, yapabileceğinizi de bildikleri için. Hani böyle o yükle ona, o yapar ya, o halleder, o çözer ya, o bitirir işi falan gibi yani. Sürekli böyle sizi aktif gördüm açıkçası. Haksızlığa uğradığınız noktalar geride kalmış. İçinizi rahat tutun. En azından hayatta böyleydi. Geldi geçti dediğiniz bazı sıkıntılarınızın olmuş olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu inatlaşma, şimdi bak şuraya bir bak, bir de şuraya bak. Hani diyor ki sen artık çözdün ya. Hani meselen bitti artık. Bundan sonrası senin için ne eder? Ben neleri atlatmışım, bu beni yıkar mı dediğim bir sıkıntı var yani, özetlersek. Misler gibi bir arabanız var arkadaşlar. Güzel bir araba var. Arabayla geleceksiniz, arabayla gideceksiniz. Şimdi öncelikle kariyer evinize bakmak istedim. Çünkü pürü pak bir paraşüt var resmen kafanızda. Hmm.
Yani arkadaşlar, birisi sivri dilli dilini çıkartmış. Birisi de böyle paraşütle sakin sakin inecek. Diyor ki, sivri dilli olan kişi her kimse, sen de çok takılı kalma boşu boşuna. Sen emin doğru duvar yıkılmaz mantığı var yani. Doğru duvar aşağı doğru iniyor ve rahatlıyorsun. İş hayatında, çalıştığın ortamda sen kendi bildiğin yolda devam edeceksin. Ve o milletin sivri diline takmazsan yolun açık zaten, rızkın açık diyor. Şimdi hane içi olarak baktığımda sanki az önce bahsettiklerimizin hepsi aslında hane içiymiş gibi. Aslında hane içi olaylarmış gibi. İki kişi kafa kafaya vereceksiniz. Sonunda birbirinizden ayrışmış olsanız da bağdır deyip aslında her şey yine sakinleşmişlikle devam edecek. Şöyle göstereceğim. Paranın üstüne çıkmış biri var, buraya bakıyor. Şimdi sen diksin. Bak bu yine buraya bakıyor. Sen diksin. Bu buraya bakıyor. Bak bu buraya bakıyor. Sen hep diksin, sakin sakin. Doğru duvar yıkılmaz sevgili arkadaşlar. Sizin burada ailevi ve işte belki de manevi anlamda, maddi anlamda yaşadığınız ailesel konularla alakalı. Hani köşeye sıkışan kaçmaya çalışmış, bir şekilde psikolojik olarak baskı uygulayan kaçmaya çalışmış gibi düşünebilirsiniz. Ama bir rahatlık söz konusu mudur? Tabii ki de. Çünkü siz zaten bildiğiniz yoldan devam edeceksiniz. Karşı taraf fellik fellik kaçmaya yer arıyor gibi duruyor. Çünkü bakacak yüz kalmamış gibi. Şimdi evlilikle ilgili de bakın. Dedim size, birisinin sırtında çok egoist birisi sadece. Çok kendini düşünüyor sadece. Yani ister bunu evlat deyin. Bakın şimdi yanlış da anlaşılmak istemem. İnsan evladı için her şey yapmayı tabii ki de, hani anne olduğum için de çok samimi duygularla söyleyeceğimi bilin isterim. Yanlış yorumlansın istemem. Sonuç olarak arkadaşlar, çocuklar yani insan evladı yani benciliz. Hepimizin DNA'sında var bu zaten. Geninde, genetik aktarımda var. Önce can sonra canan oluyoruz. Şimdi sen bir çocuk için ne kadar çok verici olursan ol, o çocuk eninde sonunda yine senden hep isteyecek bir şeyler bulur. Yani en basiti, hani markete gidiyorsun, bana hiçbir şey almadınız ki diyor mesela. Hani oysa ki neler alınmış şimdiye kadar. Buradan Bağdat'a yolunur. Hani o yüzden insanoğlu hep ister. Şimdi burada da bu kişi eşinizdir, evladınızdır bilemem. Ama gerçekten biraz ben demeyi seven birisinin sırtlandığınızı görüyorum. Yani siz sırtlıyorsunuz yine. Çok sevdiğiniz için evladınızı sırtlarsınız. Çok sevdiğiniz için eşinizi sırtlarsınız. Burada bir hata yok. Ya da burada egoist dediğim için şımarık, burnu havada falan demiyorum. Ama bu insan önce ben demeyi narin çıt kırıldım diyelim ona ya. Çıt kırıldım bir insana sırtlanmışsınız ve bu evlilik böyle devam ediyor. Hani üzülerek söylüyorum sevgili beyefendiler. Eşiniz biraz çıt kırıldım. Üzülerek söylüyorum sevgili hanımefendiler. Eşiniz biraz çıt kırıldım. Yani önce ben demeyi seviyor. Önce senin sülalen, benim sülalemi boş ver. Önce benim mutluluğum, bizim mutluluğumuz diyor belki de. Hani hangisi, bunun doğrusu ve yanlışı yok. O yüzden herkesin karakterinde olan olduğu için demiyorum ki ne kadar ayıp. Tüh, değil yani. Demek istediğimi anladınız bence. Üstüne devam etmeyeceğim. Çünkü bu ilgili birisinin sırtını almış ve devam ediyor bu ilişki. Belki de bu ilişkide siz hep sırtlanmışsınızdır sıkıntıları. O yüzden böyle görüyorumdur. Belki yanlış yorumladım ama yük sizde, onu söyleyebilirim. Kariyer evinizle ilgili dengeleri sağlamışsınız. Sudan alıp toprağa vermek aslında duygusal, maddi, manevi dengeleri sağladığınız anlamına gelir. Burada zaten dedim ya, sen doğru duvarsın, yıkılma. Hani böyle aşağı sakince sakince iniyorsun. Bak dengeyi sağlamışsın. Sen nasıl davranacağını biliyorsun. Aile içi olaylara baktığımızda belirsizlikleriniz var ama onlar belirsizlik içerisinde. Siz değil ki. Sen doğru duvarsın. Ne dedim? Bak o yan tarafa kaçıyor. O yan tarafa kaçıyor. O yan tarafa kaçıyor. Kaçacak, boş verin gitsin. Siz yolunuza devam edin. Evlilikle ilgili de parasal yönden dolayı belki de senin çok çalışıp emek verdiğin, bak bir şey de kıtlık vermiş. Yani bu mesela parada pintilik ya da parasal kıtlık anlamına gelebilir. Kısıtlılık anlamına gelebilir parayla alakalı, ama sonuç olarak şu var her şeyden önce. Sizin hayatınızda para ile ilgili olan konularda bile belki de sadece sizin sırtlandığınız bir süreçten geçtiğinizi göstermiş, ama yolculuk nasıl devam edecek? Birlikte devam edecek. Bir ayrılık var mı? Hayır yok. Boşanma var mı? Hayır yok diyebilirim açıkçası arkadaşlar.
Ben sadece görebildiğimi aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabahları ve akşamları bakıma devam etmekteyim. Hepimiz için güzel bir hafta olsun. Artık ayın son günleri şurada. Yeni bir aya gireceğiz. İnşallah hayırlı bir gelişmelerle bizi karşılar diyorum. Yeni ayda tabii ki de arkadaşlar görebildiklerimi sayenizde aktarmaya ve bu enerjide kalmaya devam edebiliyorum. Benim için çok kıymetli o yüzden. Şöyle söyleyeceğim. Er geç tecelli edecek bir ilahi adalet var. Er geç haksızlıklar kim yapmışsa yerini bulacak aslında. Böyle bir gerçek var. Ve şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten kim yapmış olursa olsun beddua ediyor olmak karşı tarafa bir ceza vermediği gibi kendi dilimini, kendi negatif enerjini yansıttığı, büyüttüğü, beslediği bir enerji sağlıyor. Ben o yüzden hep diyorum herkese lütfen beddua etmeyin arkadaşlar. Çünkü kendinize yapıyorsunuz bu enerjiyi aslında. O yüzden de su yolunu bulur diyorum her zaman. Ve tabii ki de umudunuzu yitirmemenizi isterim. Depresyon sebebi çünkü umutsuzluk ya. Hep böyle kalacağını sanmak büyük bir kaygı bence. O yüzden arkadaşlar ya sabır diliyorum. Sağlık hele ki yerindeyse çok şükür. Bunları da aşacağız merak etmeyin arkadaşlar. Bunların da üstesinden geleceğiz buna emin olun. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın diyorum ve hepiniz hoşça kalın.